Tedavi aslında tedaviye karar vermek süreç içerisinde birçok boyutu olan bir şey. Bunun hem fiziksel bir boyutu var, hem kültürel bir boyutu var, hem de ekonomik bir boyutu var. Dolayısıyla hadi fiziksel yönü bir şekilde kadın atlatabiliyor ama biraz da kültürel. Çünkü bazı aileler hala tüp bebek tedavisine farklı açıdan bakıyorlar. Çok fazla kabullenilmiyor. Farklı bir süreç olarak gözlemleniyor. Önce bunu yenmeleri gerekiyor. Bazen de ailelerden gizlenmek zorunda kalınıyor ve karı kocanın çift olarak bu kadar çok geniş aileye ve çevresine söylemeden gizli bir şekilde bunu yapıyor olması da biraz zor oluyor. Çünkü yaklaşık bir aylık bir tedavi süreci. Bunu gizli kapaklı yapmak biraz zor oluyor bu noktada. Son bir boyut olarak da maddi bir boyutu var tabii ki. Bir ekonomik bir tarafı var. Belli bir külfeti var. Tedavi sürecinde kullanacağı ilaçlar var, bunların ücreti var, tedavi ücreti var. Tüm bunları göğüsleyebilmek ve buna karar verebilmek çift açısından zor oluyor. Bütün bunların başka etkilediği bir alan var, o da duygusal alan var. Bunların kabulünden sonra acaba bu çift gerçekten bu süreci atlatabilecek mi? Çünkü evlilik eğer daha öncesinde sıkıntılı bir süreç yaşıyorsa tüp bebek tedavi süreci farklı bir yaşamsal krizi de beraberinde getiriyor. Kadın ve erkek aynı zamanda tedavinin getirdiği bu psikolojik süreci atlatmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla çok boyutlu bakmak gerekiyor o yüzden. Bütün bunları atlatabilmek için de iyi hazırlanmak gerekiyor. Psikolojik anlamda iyi hazırlanmak gerekiyor. O yüzden aslında zor bir konu. Karar vermek çok zor bir durum.